Arkadaşlar merhaba. Örgülok örgü kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size kahve çekirdeği modelinin yapılışını anlatacağım. Arkadaşlar kahve çekirdeği nedir? Nerelerde kullanılır? Arkadaşlar şimdi kahve çekirdeği dediğimiz model buradaki taban lastiğindeki model. Bu şekilde taban lastiği, kenar lastiğini kullanabilirsiniz. Ayrıca bu yapmış olduğum model videolarım arasında mevcut. İsterseniz oradan bakarak izleyebilirsiniz. Ben size şu anda şuradaki lastik kısmındaki yaptığım modeli anlatacağım arkadaşlar. Bu şekilde alize angora ip de bu şekilde düşüyor. Ama ben alize diva ile yapacağım. Bebek yeleklerinde tamamen hani model koymadan direkt bu şekilde kahve çekirdeği ile de örebilirsiniz. Şimdi hemen modelime başlayayım arkadaşlar. Bir tanesini örmeden alıyorum. Ters örüyorum arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 2 taneye atlıyorum. Üçüncüyü alacağım. Bu 2 taneyi şu şekilde ikincinin önüne alıyorum. Bırakıyorum arkadaşlar. Daha sonra düz örüyorum. Doluyorum. Tekrar düz örüyorum. Tekrar 2 tane ters örüyorum arkadaşlar. Daha sonra tekrar 1-2 tane ilmeğimi atlıyorum. Şu şekilde bu 3. ilmeğimin 2 tanemin önüne atlatıyorum. Şu şekilde bırakıyorum arkadaşlar. Ve daha sonra çekiyorum, düz ördüm, doladım, bir tane daha düz örüyorum ve iki tane ters örüyorum arkadaşlar. Şimdi tekrar iki taneyi atlıyorum, üçüncüyü iki tanenin önüne alıyorum, şu şekilde birini düz örüyorum, doluyorum. Tekrar bir tane daha düz örüyorum ve iki tane ters örüyorum arkadaşlar. Tekrar iki tane atlıyorum. Üçüncüyü iki tanenin önüne şu şekilde alıyorum, bırakıyorum. Düz örüyorum bir tanesini, doluyorum. Yine düz örüyorum. Tekrar iki tane ters örüyorum. Şu şekilde yine iki taneye atladım. Üçüncüyü önlerine geçirdim. Ve şöyle düz örüyorum. Doluyorum. Tekrar düz örüyorum arkadaşlar. İki tane ters örüyorum. Tekrar iki tane atlıyorum. Şu şekilde önlerini atlatıyorum, bırakıyorum arkadaşlar. Düz örüyorum, doluyorum, tekrar düz örüyorum. Bu şekilde ilk sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. İki tane düzümü ördüm. Tekrar üçüncüye geliyorum. İki tanenin önüne atlıyorum. Düz örüyorum. Doluyorum. Düz örüyorum. Ve ikisini de ters örüyorum arkadaşlar. İlk sıramı bu şekilde tamamladım. Ve daha sonra ikinci sırama geçiyorum. İlk ilmeğimi çekiyorum. Ters örüyorum arkadaşlar. 3 tane ters, 2 tane düz olacak şekilde. Yani düzleri düz, tersleri ters örüyorum. Bu sırada bu şekilde ilerliyor.
modelle tamamen alizangora ile gelin yeleği de yapabilirsiniz. Tamamen bu modeli koyarak bebek yeleği yapabilirsiniz. Genellikle bebek yeleklerinde daha çok tercih ediliyor tamam olarak. Ama gelin yeleklerinde ise taban lastiği ve kenar lastikleri olarak tercih ediliyor. Bütün modellerimde kullandığım için herkes taban lastiğinin yapılışını merak ediyor. O yüzden böyle kısa bir video ile sizlere anlatmak istedim. Arkadaşlar 3 sıra bu şekilde, yani arka yüzde 3 tane haroşa kalacak şekilde örüyorum. Şimdi tekrar düz yönden bir sıra daha hiçbir şey yapmadan düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğim. Düzleri düz, tersleri ters olarak örüyorum. Bu şekilde bir sıramı daha tamamladım. Baktım, şu anda arka kısma dönüyorum, bakıyorum. Şu şekilde bir sıra haroşa, ikinci sıra haroşa ve üçüncü sıra haroşemi yapıyorum. Yani hiçbir şey yapmadan düzleri düz, tersleri ters bir şekilde öreceğim arkadaşlar. Eğer sıra konusunda kafanız karışırsa şu şekilde bakabilirsiniz. 1, 2, 3. Şimdi bu sırada modelimizi koyacağız. Bitiş noktasına döndüğümüz sırada. Bu sıramı da tamamladım. Evet arkadaşlar, arka yüze baktığım zaman 3 tane haroşam olmuş şekilde. Şimdi tekrardan aynı işlemi tekrar edeceğiz arkadaşlar. 2 tane tersimi örüyorum. Yine 2 tanesini atlıyorum. Zaten 3 tane düzüm var arkadaşlar. 3.'yü 2 tanenin önüne alıyorum. Şu şekilde bırakıyorum. Daha sonra düz örüyorum, doluyorum, tekrar düz örüyorum. 2 tane tersimi örüyorum. Yine 3.'yü ikisinin önüne bırakıyorum. Düz örüyorum, doluyorum, düz örüyorum. 2 tane ters örüyorum.
Modelin işleyişi bu şekilde arkadaşlar. Model sürekli bu şekilde devam eden bir model. Bu şekilde çekirdeklerim oluşmaya başladı arkadaşlar. Bakın bu şekilde oluşturuyorum. Arka yanı bu şekilde, ön yüzü bu şekilde. Alize Diva da bu şekilde, bebek yeleklerinde çok şık durur. Alize Angora'da ise bu şekilde, böyle taban lastiğinde kullanılabilecek, kenar lastiğinde kullanılabilecek bir model. Arkadaşlar bu arada bu yeleğimin modeli de videolarım arasında mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. Arkadaşlar umarım size yardımcı olabilmişimdir. Kanalıma abone olmayı, bana destek çıkmayı unutmayın. İyi günler, sağlıcakla kalın.